Ne yapalım, bir karnımızı doyuralım mı? Acıktın mı sen? He? Boş ver, gerçi canlı yersiniz evde, o da hep seni sorup duruyor. He? Tuğçe! Kızım sana diyorum, ne yapıyorsun? Acıktın mı diyorum, gel canlı yersiniz diyorum. Ya ben gelmeyeceğim, sen git. Ha, gelmeyeceksin de ne yapacaksın? Komiserle kalmaya devam. Tuğçe, ben sana söyleyeyim, o işler zor. Yani bak, baban da öğrendi, izin verir mi zannediyorsun? Ya izin isteyen kim? Komiserle kalacağım dedim, bitti. Hemence sen kendin ne yapacağını düşün. Ne yapacağım, eve gideceğim işte. Ha, yine ölesiye dayak, boynuna tasma, köleliğe devam. Tuğçe, senin karşında annem var, biraz dikkatli konuş, tamam mı? Ne oldu anne? Gerçekler zoruna mı gitti? Tuğçe! Ne? Ya ben bu yaşımda evi terk etme cesareti gösteriyorum. Eyvallahım yok o evdeki manyağın. Ama sen olacakları bile bile yine o eve. Ya bu nasıl bir korkaklık, bu nasıl bir çaresizlik ya, ben anlamıyorum. Aferin sana kızım. Sen hayatı çözmüşsün, gurur duydum seninle. Ya bir de boş boş esip güllemeler. Bu defa bitti, göreceksin gününü falan. Ya of, ben kime ne anlatıyorum ki ya? Ya senin olayın da bu işte. Gidersin eve, paşa paşa dayağını yersin, oturursun. Hadi git. Git evine, ben komiseri bekleyeceğim. Anne. Tamam, gitme. Ya, bir yolunu buluruz. Sinirlerim bozuldu. Parladı gelince. Ben şey, gideyim de şu işleri toparlayayım. Müsaade var mı oğlum? Buyur baba. Ben de tam çıkıyordum zaten, sizi yalnız bırakayım. Kızım, biraz önce Çınar aradı. Sağ olasın, ilgilenmişsin. İnşallah bundan bir ders çıkarırlar. Umarım. Hadi görüşürüz. Niye gözleri yaşlı, ağladın mı? Yeğeniyle ilgili mi? Yok yok, gençlerle bir ilgisi yok. Ya neyle var? Anladım. Aranızdaki özel bir mesele. Siz aranızda konuşup halledersiniz nasıl olsa. Sağ ol Çiçek için. Bir hayırlı olsun da geleyim dedim. Bir çayını içerim artık ha. Senden bir şey rica edeceğim baba. Tabii oğlum. Bu Engin'den gelen videoyu izleyebildin mi? İzledim. Meymenesiz herif ya. Öldü gitti, hala dolapta levere çeviriyor. Orada Ceylin'e bir dertten bahsediyor ya. Ya şimdi ben hepsine bakamadım oğlum ya. Pis pis sırıtınca dayanamadım, kapattım. Ne diyor şerefsiz? Tahminimce Ceylin'in babasından bahsediyor. Ceylin çok üzecek bir şeyden. Bence Ceylin'in babası da Feragüan'a bir şey oldu. Bana yardım et, bunu çözelim baba.